Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, değerli dekanlarım, sayın hocalarım, Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği'nin Sayın Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, değerli katılımcılar, hepiniz 10. Sepsis Sempozyumu'na hoş geldiniz. Biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi sepsis enfeksiyona düzensiz konak yanıtının neden olduğu, hayatı tehdit eden organ disfonksiyonlarıyla seyreden önemli bir klinik sendrom. Yılda yaklaşık 50 milyon kişiyi etkilemekte ve 10-12 milyon kişiyi kaybetmekteyiz bu nedenle. Her 5 ölümden birisi sepsis nedeniyle olmakta dünya üzerinde ve 2.8 saniyede bir sepsis nedeniyle ölüm gerçekleşmekte. Hastaneye yeniden yatışların birinci nedeni, hastane sağlık harcamalarının en büyük nedeni, bu nedenle de mortalitesi yüksek, çok ciddi bir klinik sendrom. Farkındalık, yalnız maalesef farkındalık bu kadar ciddi, mortalitesi yüksek bir klinik sendrom olmasına rağmen hem toplumda hem sağlık çalışanları arasında farkındalığı düşük. Bu nedenle her yıl 13 Eylül'de Dünya Sepsis Günü olarak kutlanmaya başlandı. Eylül ayında da Eylül ayı da sepsis farkındalık ayı olarak kutlanmakta. Biz de bu farkındalığa bir katkıda bulunmak için her yıl 13 Eylül'de sepsis sempozyumu yapıyoruz. Hem Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği olarak hem de Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak bu yılda Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde gerçekleştiriyoruz sempozyumumuzu. Ben başta Sayın Rektörüm Profesör Doktor Kemalettin Aydın'a ve bütün katılımcılara katıldıkları, bize destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Konuşmalarından dolayı Sayın Levent Hocam'a teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz, kıymetli hocamız Sayın Profesör Doktor Kemalettin Aydın'ı kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Rektör Yardımcım, dekanlarım, dernek başkanım, ama çıktı herhalde, geliyor. Çok kıymetli katılımcılar, hocalarım, sevgili gençler. Üniversitemizin misafiri olmanızdan dolayı, sizleri bir bilimsel etkinlikte ağırlamaktan dolayı onur duyduğumuzu, şeref duyduğumuzu bilmenizi isteriz. Bizim üniversite hem Türkiye satım halinde hem de dünyada, Eritre'de, Filistin'de, Moro'da, Buhara'da, Somali'de, Sudan'da, Çobanbey'de, dünyanın her yerinde, mazlum coğrafyalarda bir sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bir millet varsa o milletin yanında. Bu bizim ulusal görevimiz. Diğer taraftan akademik görevimiz de üniversitemizin mevcut devletin kaynakları, ki devletin kaynakları milletin vergileriyle oluşuyor. O kaynaklarla oluşturulmuş olan bütün bu mekanlar aslında sizlerin, herkesin. Sadece Yoğun Bakım Derneği, Levent Yamalen'le Gülhane Kampüsü'nde beraber olmaktan dolayı değil, bütün bilimsel aktivitelerde hami demeyelim de lojistik altyapı hazırlayabilme imkanına sahibiz ve sizlerin. Ayrıca İstanbul'da Mektebi Tıbbiye-i Şahane binasında 120 yıllık binada da çok güzel salonlar ve her talep edene veriyoruz. Bugün sabah esas mıydı? Erasçı arkadaşlar 17-19 Mayıs'ı istediler İstanbul'da. Uluslararası da misafirler olacak. Onu da tahsis ettik. İki kimlikle buraya davet ettiler herhalde. Birisi mekanların sahibi olarak beşeri dünyada. Bir diğeri de enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak. Enfeksiyon hastalıklarına 30 yılı aşkın bir zaman harcamış birisi olarak da sepsisin konuşulabiliyor olması, 10. simpozyumunun yapılabiliyor olması, dünyanın ve dünya ile beraber Türkiye'nin gündeminde olarak bu senenin mottosu, zaman yönetimi açısından biz enfeksiyoncuların ne kadar sorun yaşayıp sepsisi takip eden klinik uzmanlarla o zaman adına ne kadar mücadele ettiğimizi geçmiş dönemlerden bilen birisi.
Onun için yine bu senenin mottosu anladığım kadarıyla konuşmak ve tartışmak üzerinde. Ama tabii bir diğer tarafı, biz infeksiyoncuların ağırlıklı olarak da uğraştığı bir tarafı çoklu ilaç direnci. Yani sepsisi konuşabiliriz, sepsisi hepsini, ama sepsisin tedavisine geldiğimizde de başka zorluklarla karşı karşıyayız. Ve bu multidrug resistans mikrobiyotayla nasıl bir mücadele edilebileceğini, geleceğin nasıl planlanması gerekli olduğu konularında biz uzun yıllardır infeksiyoncu endişesi taşıyoruz. Bununla beraber de sepsisle uğraşan yoğun bakımcılar, anestezistler, dahiliyeciler de bizimle beraber bunu düşünüyor olması ve gündemde olması mutluluk verici. Benim aynı zamanda da 7 yılı aşkındır da bilinçli ilaç kullanımı diye Biyoteknoloji, Arge ve İnovasyon diye bir dernek başkanlığı yapıyorum. Onu da birçok kamusal görevlerden sonra işte sosyal güvenlikte ya da diğer yerlerde birçok doktor arkadaşımla beraber böyle bir sivil toplum kurduk. Dediler ki niye kuruyorsunuz? Dedik ki özgür konuşmak istiyoruz ya. Sivil toplumcu da olmak istiyoruz. Yani sürekli hocaydı, SGK başkanıydı, GSS genel müdürüydü. Sürekli resmi dil konuşuyoruz. Şöyle bir STK'mız olsun da STK'da da özgürce konuşabilelim. Orada da epey bir yol almaya çalışıyoruz. Özellikle çoklu ilaç direnci bilinçlenmesi konusunda. Ben tebrik ediyorum bütün bu panelin sonraki konuşmalarına katılamayacağım. Özür diliyorum. Senatomuz var. Senatomuzda da biraz önce söylediğim gibi Sudan'dan, Somali'den, Buhara'dan bağlanacak hocalarımız var. Hani erteleme, öteleme şansımız yok. Hem konuşmacıları, hem yöneticileri, hem de asli olarak genç meslektaşlarımın bu konudaki hassasiyetlerini tebrik ediyorum. Güzel kongreler, güzel bilgilendirmeler ve üniversite kampüsümüzde de güzel zaman geçirmenizi diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Profesör Doktor Sema Turan, Ankara Şehir Hastanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı olarak Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımlar klinik sorumlusuyum. Sepsis aslında bir enfeksiyon etkenine karşı vücudun vermiş olduğu abartılı yanıttır. Bu etken çoğu zaman bir bakteri, bir virüs ya da bir mantar ya da bir parazit olabilir. Ortaya çıkan tablo kişinin verdiği yanıtla ilişkilidir. Abartılı bir yanıt verdiğinde çoklu organ disfonksiyonuna kadar giden bir sürece neden olmaktadır. Önemli bir sağlık sorunu halindedir dünyada. Bugüne kadar günümüzde başka nedenlerle ölümler arasında giderek sıklığını arttıran bir neden haline gelmiştir sepsis. Bu yüzden de farkındalığı oldukça önemlidir. Hem toplumda hem de sağlık çalışanları arasında sepsis farkındalığı önem arz etmekte. Sepsis böyle bir hastalık. Genellikle ifade ettiğim gibi enfeksiyon etkenine karşı vücudun vermiş olduğu abartılı bir konakçı yanıtıdır. Şöyle ifade edelim aslında, sepsise bağlı insanlar bir enfeksiyonla mücadele ederken, örneğin bir üst solunum yolu enfeksiyonu ya da bir bağırsak enfeksiyonu ya da başka bir enfeksiyona karşı kişilerin farklı yanıtları oluşmakta. Bazı bireyler ağır yanıt verdiklerinde abartılı bir yanıt ortaya çıkarmakta ve organları hedef alan bir ölüm süreci başlamakta. Bu nedenle sepsisi erken tanımak, erken antimikrobiyal tedaviye başlamak, ölümü azaltmak açısından en önemli noktalardan bir tanesidir. Bu konuda dünyada yapılmış çok sayıda çalışma ve araştırma aslında erken tedavi başlangıcının ölümü belirli oranda azalttığını göstermektedir. Biz bugüne kadar yoğun bakıma çoğunlukla kabul ettiğimiz hastaların, ki insidans açısından 100 binde 50 civarında hasta kabul edilmekte yoğun bakıma sepsis nedenli. Kabul edilen bu hastaların da ölüm oranı %50'leri bulmakta. Bu nedenle erken tanı ve tedavinin sonucu anlamlı ölçüde değiştirdiğini biliyoruz. Bu yüzden 2013 yılından itibaren her yıl 13 Eylül'de Dünya Sepsis Günü, Farkındalık Günü'nü gerçekleştiriyoruz ki bu farkındalığı hem toplumda hem de hekimler arasında, sağlık çalışanları arasında arttırabilelim diye. Ben Profesör Doktor Levent Yamanel, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanıyım. Tabii sepsis bütün dünyayı etkileyen bir sendrom. Yılda yaklaşık 50 milyon kişi sepsisten etkileniyor.
ve bunların 10-12 milyonunu kaybediyoruz. Her 5 ölümden biri sepsis nedeniyle oluşuyor dünyada ve 2.8 saniyede bir sepsis nedeniyle ölüm meydana geliyor. Aynı zamanda sepsis hastane yatışlarının yeniden yatışlarının ilk nedeni, birinci nedeni ve yine hastane içi ölümlerin de birinci nedeni ve sağlık harcamalarının da en büyük nedenlerinden bir tanesi. Bu nedenle çok önemli ve o nedenle de Dünya Sepsis Günü 13 Eylül'de her yıl kutlanmaya başlandı ve Eylül ayı da sepsis farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Tabii sepsisi öncelikle bilmek gerekiyor, tanımak gerekiyor. Bu nedenle de tabii eğitimlerin arttırılması lazım. Bizim Yoğun Bakım Uzmanları Derneği olarak da Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak da bir misyonumuz. Her yıl 13 Eylül'de bir sempozyum yapıyoruz. Bu yıl 10.sunu gerçekleştiriyoruz. Burada sepsisi detaylarıyla masaya yatırıyoruz. Güncel bilgileri veriyoruz. Bütün hastanelerde, bütün eğitim kurumlarında da bunların tekrarlanmasını diliyoruz. Merhabalar, Doçent Doktor Hayriye Can Kardal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Kliniğinde çalışmaktayım. Bugünkü sepsis sempozyumunda organizasyon komitesinde yer alıyorum. Sepsisin farkındalığını arttırmaya yönelik Dünya Sepsis Günü'nde 13 Eylül'de biz de Ankara'da bu etkinliği hocalarımla beraber düzenlemeye çalıştık. Sepsis yönetimi bizim için çok önemli. Yoğun bakımda mesaimizin çok büyük bir oranını oluşturmakta sepsis hastaları. Ve önlenebilir mortalitenin de en önemli nedenler arasında sepsis gelmekte. Önlenebilir mortalite diyorum çünkü erken tanı ve tedaviyle sepsis hastalarının mortalitesinde çok büyük oranda bir azalma sağlayabiliyoruz. Bunun en başında da antibiyoterapi geliyor. Sıvı yönetimi, antibiyoterapisi ve beraberinde de ek uyguladığımız destek tedavileriyle beraber bu hastaları yönetiyoruz. Sepsis tedavisinde en önemli şey aslında antibiyoterapi ve sıvı yönetimidir bizler için. Sıvı yönetimini yaparken yoğun bakımlarda kullandığımız monitorizasyon cihazları, gelişen non-invasif hemodinamik monitorizasyon yöntemleri, sıvı yanıtlılığını ve hastanın sıvıya cevabını değerlendirme de bizlere yol gösterici olmakta. Yeni cihazlar bu konudan kullanım alanları buldular yoğun bakım ünitelerinde. Beraberinde sepsiste kullandığımız tabii ki çok sık yeni antibiyoterapi, yeni antibiyotik ilaçlar çıkmıyor dünya genelinde de sadece ülkemizde değil. Elimizde var olan antibiyotiklerin etkin kullanmak, antibiyotik direncinin önüne geçmek bizim için daha önemli bir konuda. Antibiyoterapi ve sıvı sepsis tedavisinin yoğun bakımlarda sıvı yönetimi temelini oluşturmakta. Beraberinde son 10 yılda kullandığımız filtrelerle stokin filtrasyonu, sepsis kolunu gibi değişik isimlerle tanımlanabilen, COVID döneminde çok gündeme gelmiş olan stokin filtrasyonu yöntemleri de sepsisin yönetiminde bizlere son 10 yılda yeni gelişmeler arasında sayabileceğimiz modalitelerden. Sepsisin yönetiminde az önce de bahsettiğimiz gibi en önemli şey erken tanı, erken müdahale olduğu için sepsis farkındalığını özellikle hekimler ve sağlık çalışanlarının arasında arttırmak gerekmekte. Sepsis Farkındalık Günü'nü yaklaşık 10 yıldır biz derneğimiz bünyesinde, Türkiye Yoğun Bakım Uzmanları Derneği bünyesinde yapıyoruz. Bu yıl 10.sunu düzenliyoruz. Her sene bakanlığımız olsun, üniversitemiz olsun destek vermekteler. Farkındalık çok önemli çünkü hekimler arasında bile sepsisli bir hastadan şüphelendiğinizde saniyelerle yarışıyorsunuz. Bu farkındalığı arttırmak sadece yoğun bakımlarda değil, yoğun bakıma geldiğinde zaten hasta yönetmeye başlıyor ama öncesinde iç hastalıkları klinikleri, enfeksiyon hastalıkları klinikleri, beraberinde acil kliniğinde dahil bu hastanın şüphelenmesi, erken tetkiklerin gönderilmesi, erken tedavi modalitelerinin başlanması hastalığın mortalitesinde çok önemli bir düşüş sağlıyor. Bizim elimizi güçlendiren en önemli şey erken tanı. O yüzden farkındalık günleri tüm dünyada olduğu gibi 13 Eylül'de ülkemizde de bu şekilde organizasyonlar düzenlenerekten farkındalığı arttırmaya çabalıyoruz. Ben Doktor Defne Altıntaş, Türkiye Yoğun Bakım Uzmanları Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nde İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Sorumlusuyum. Sepsis aslında enfeksiyona bağlı gelişen bir komplikasyondur. Her türlü enfeksiyon sepsis nedeni olabilir. Bakteriyel enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar, parazitar enfeksiyonlar bunların hepsi sepsis etkeni olabilmekteler.
Özellikle geçen yıllarda pandemi nedeniyle COVID sırasında da sepsis çok sık gördük. Ancak her enfeksiyonda da görebileceğimizi unutmamamız gerekir. Sepsisin erken belirtileri enfeksiyon seyrinde hiç düşmeyen ateş, sürekli devam eden ateş, hastanın genel durumunda bozulma solunum sıkıntısının ortaya çıkması, çarpıntı olması gibi bulgulardır. Organ yetmezliklerine bağlı olarak farklı organ sistemleriyle ilişkili semptomlar ortaya çıkabilir. İdrar çıkışında azalma görebiliriz. Karaciğer fonksiyonlarında bozulmalar olabilir. Dolayısıyla enfeksiyon seyrinde beklenenin dışında bir seyir olması, ateşin hiç düşmemesi, genel durumun bozulması, bilinç değişikliklerinin olması, idrar çıkışının azalması gibi durumlarda sepsis açısından dikkatli olmakta fayda vardır. Sepsis yönetiminde tabii birçok çalışmalar devam ediyor. Hakikaten umut veren bazı çalışmalar da var ama henüz halen en önemli tedavi erken teşhis edilmesi ve çok hızlı bir şekilde enfeksiyon odağının kontrol altına alınmasıdır. Eş zamanlı olarak da hastaların hastane ortamında, hastane koşullarında hızlıca değerlendirilip mevcut organ yetmezliklerine hızlı müdahale edilmeleri gerekir. Bu süreç acil servisten başlayan, yoğun bakıma geçen ve sonra servis takibinde içeren bir süreçtir. Şöyle, enfeksiyondan koruma şansımız var. Enfeksiyonlar aslında önleyebileceğimiz hastalıklardır. El hijyenine dikkat edilmesi, elimizin sık sık yıkanması, bulaş ortamlarından kaçınılması, solunum yoluyla bulaş olması durumunda maske kullanılması, yaraların temiz tutulması gibi çok basit önlemlerle enfeksiyonları önleyebiliriz. Aşılar çok önemli. Aşılar enfeksiyon olasılığını azaltaraktan bizi enfeksiyonun komplikasyonu olan sepsisten koruyacaklardır. Basit önlemlerle korunabiliriz. Aslında bizim her zaman söylediğimiz belki de en basit, en iyi tedavi önlemdir, korunmadır. Ben doçent doktor Gürhan Taşkın, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Kliniği öğretim üyesiyim. İç hastalıkları ve yoğun bakım uzmanıyım. Bugün 10. sepsis sempozyumunu düzenliyoruz üniversitemizde. Sepsis önemli bir sağlık problemi. Tüm dünyada ölümlerin önemli bir nedenini oluşturuyor. Sadece sepsis süreci değil, sepsisten sağ kalanlar da büyük bir morbidite ve mortalite ile yüz yüze kalıyorlar sonrasında kalan yaşamlarında. O yüzden biz bu sepsis sempozyumunu her yıl Dünya Sepsis Farkındalık Günü'nde tekrarlamayı hedefliyoruz. Bugün de bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Toplantıda temel hedeflediğimiz kazanım aslında tüm sağlık çalışanlarında sepsis farkındalığının arttırılması. Çünkü sepsiste tedavide başarı ancak erken farkına varma ve hızlı müdahaleyle mümkün. Bu konuların özellikle altını çizmeye çalışıyoruz bu toplantılarla. Şimdi sepsis sadece sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir problem değil. Aslında global bir sağlık problemi. Toplum bu konuda bilgi düzeylerini toplumun arttırabilmek için sağlık çalışanlarına da büyük bir görev düşüyor. Ama tabii ilk öncelikle tüm sağlık çalışanlarının sepsis konusunda bilgi düzeylerini arttırmamız gerekiyor. Biz tekrarlayan defalar topluma yönelik de sepsis farkındalığını arttırmak için çeşitli çalışmalar yaptık dernek olarak. Tabii toplumun bu farkındalık uyanacaksa toplumda ilk olarak sağlık çalışanlarından başlamalı. Sağlık çalışanlarındaki farkındalığı arttırarak zaman içerisinde topluma da yansıyacağını düşünüyoruz bu süreci. Farkındalık meselesi neden önemli? Yani sepsis farkındalığı neden önemli? Çünkü aslında sanılanın çok daha üzerinde bir sağlık yükü oluşturan bir durum sepsis. Bu yükün de önüne geçebilmenin yegane yolu hızlı ve erken müdahaleden geçiyor.